TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde ViewSonic M1 Mini taşınabilir projeksiyon cihazını inceliyoruz. Daha önce ViewSonic M1'i incelemiştik. Onun da e, videosu var bizde. Linkini vereyim. O da küçük bir cihazdı ama ViewSonic iyice abartmış. Onun da minisini çıkarmış. Bu ha, tamam. E, kod cebine sığmaz belki ama bir mont cebine bunu atıp çıkabilirsiniz. Hakikaten o kadar küçük işte avuç içi kadar bir cihaz. Tabii küçülen cihazlar bazı kısıtlamalarla da geliyor. Dolayısıyla e, Full bir projeksiyon performansı da bundan beklemeyeceksiniz ama Full bir projeksiyon cihazını cihazında yanında taşıyamıyorsunuz o yüzden Birazcık hani yine ihtiyaçlarınız ortaya çıkıyor Taşımak istiyorsanız O zaman işte küçük olmasını ve içinde tabii ki pili olmasını isteyeceksiniz İşte bu Bunun özelliği bu Hem hafif hem de içinde pili olduğu için Herhangi bir yere bir güce bağlamadan çalıştırabiliyorsunuz Yapı olarak çok basit şurada işte şu kısmı ayağı görüyorsunuz bu ayağını ayak olarak şu şekilde kullanabilirsiniz Tersi de dönebiliyor. Şöyle de kapatıyorsunuz. Kapalı pozisyonda bu. Bunu açtıktan sonra işte kendi ayarını yaptıktan sonra bunu ters yani bir şekilde asmak isterseniz şu şekilde asabilirsiniz de. Şurada sadece bir tane açma kapama düğmesi var. Bunu açtıktan sonra anında açılıyor. Ve çıkardığı ses de bu. Hani ses de önemli çünkü aslında birazcık bunun işte lümen değerini falan belirleyen şey de onun soğutma sistemi. Güçlü ampuller kullandığınız zaman, e, e, aydınlatma kullandığınız zaman onu soğutacak da bir sistemi içine koymanız gerekiyor. O da hem yer kaplıyor hem de ses yapıyor. Bunda tabii öyle lüksleriniz olmadığı için lümen değerine de yansıyor. Buradaki e, verilere göre e, 120 led lümeni destekliyor. ANSI lümen değeri olarak da 50 de değeri verilmiş. Bunları hiç umursamayın. Ben size söyleyeyim, ışık altında görmeyeceksiniz e, bu cihazların hiçbirini. Dolayısıyla ortamı karartmanız gerekiyor. Kararttıktan sonra ama şaşıracaksınız ya bundan mı çıkıyor bu görüntü diyeceksiniz. Ee, bir şeyler izlemek için dizi film vesaire gerçekten yeterli bir e, performans ortaya koyacak ama dediğim gibi ortalık karanlıksa. 500'e 1 kontrast oranı var. ViewSonic'in renk teknolojisi de bunda destekleniyor. Renkleri beğeneceksiniz ben de beğendim. Keskinliği de hiç fena değil ama orada şöyle bir durum var. Şurada bir işte ayar var. Fokus ayarı diyebiliriz buna. Netliği buradan ayarlıyorsunuz. Bunu fazla sert yapmışlar. Bu normalde bayağı böyle minnacık incecik ince bir ayardır. Hani tam böyle tutturduğunuz andan bahsediyorum. Sert olursa işte onu kaçırmanız kolay oluyor. Bir birazcık daha yumuşak olsaymış daha iyi olurmuş. İçeriye de gömmüşler ki yanlışlıkla dokunmayın. Onda sıkıntı yok. Sadece birazcık sert. Şimdi bu cihazın önemli bir eksiği var. Ona göre alıyorsunuz. Bunda kablosuz bağlantı yok. Yani buna Şuradaki HDMI'den e, görüntüyü vereceksiniz artık ne bağlıyorsanız e, sorun değil. Direkt kabloyla görüntü verilecek buna başka türlü olmaz. Wi-Fi olan e, destek desteği olan modeller de gelecekmiş ama bu birazcık daha fiyat odaklı e, modeli o yüzden e, bunda o özellikler yok. Şurada Type-A'yı görüyorsunuz. Bu da şu demek buraya USB'den de medya okuyucusu var. E, dosyalarınızı doğrudan okutturabilirsiniz. O zaman işte HDMI bağlamanıza gerek kalmaz ama medya desteği şu anda ekranınıza veriyorum. Birazcık sınırlı mesela H265 bir şeyler indirdiyseniz ki buna muhtemelen indirmeniz gerekecek çünkü sonuçta bağlantısı olmadığı için kendisi internetten işte bir Netflix'e bağlanamayacak. Ya da ne yapacaksınız böyle hani indirme vesaire işlerine girişmiyorsunuz ya da Netflix hesabınız var işte o zaman o hesap neredeyse telefonda ya da işte bilgisayarda oradan bana görüntü vereceksiniz kabloyla. USB işine gireceksiniz ama download etmek zorundasınız işte orada formata dikkat edin H265'ler çalışmıyor. Ee, ve bazı 264 çalışıyor ama onların da bazen ses kodekleri uyuzluk ediyor. O yüzden e, bununla hani bir tatile çıkmadan önce kafadan hemen USB'yi atarım sonra izlerim diye düşünmeyin. Önce bir emin olun çalıştığında emin olan versiyonunu kullanman e, çalıştığında emin olduğunuz versiyonu yükleyin e, USB isteğinize. Ondan sonra zaten bunun içinde bir medya Player var, kumandası da var. Onunla çalışıyor. Bu kumanda önemli çünkü üzerinde hiç tuş yok, çok küçük sadece açma kapama tuşu koymuşlar. Bunu kaybederseniz ya da pili biterse bunun özelliklerini kullanamazsınız. Açıp kapama özellikleri tamam ama işte içinde menüsünde dolaşma gibi işleri bununla yapamaz. başka türlü yapamazsınız. Küçük bir kumanda. Şimdi bununla ilgili bilinmesi gereken önemli bir şey. Bunun çözünürlüğü Full HD değil, değil. Küçük olduğu için 854'e 480 bunun çözünürlüğü. Buna ne verirseniz o çözünürlüğe düşürüyor kendisi. Sizin ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok. Yani o çözünürlük değeriyle oynamayacaksınız. Kendisi hallediyor. Şöyle bu tabi mobil olduğu için ve hafif de bir cihaz. Bunu bazen ideal şartlarda konumlandırmanız mümkün olmayacak. Bir şeyin üzerine koyacaksınız. Bazen yamuk duracak vesaire. O yüzden bunu, bunun ayarı, perde ayarını kendi yapma özelliği var. Yamuk da verseniz görüntüyü kendisi düzeltiyor. Belli bir yere kadar tabii çok da abartmamanız lazım. O yüzden hani yerleşim sorunu olmayacak. İsterseniz işte kendi ayakları var. Yani şu şekilde dümdüz de koyabilirsiniz ya da Şuradan stand gibi de şu ayağını ayarlayabilirsiniz. 24 ile 100 inç arasında bir görüntü oluşturabiliyor. Bu da tabii ki sizin mesafenizle alakalı bir konu. Burada mesela şöyle söyleyeyim, 2.1 metreden 80 inç, 1.6'dan 60, 1.1'den de 40 inç görüntü alabiliyorsunuz ki bu değerlerin bazıları bugün hani çoğu insanın evinde olan televizyonlarda yok. Bunu besleyebilecek tabii ki arkasındaki lümen kuvveti çok kuvvetli değil. O yüzden. Dediğim gibi ortamı karartmanız önemli özellikle hani bir sinema zevki istiyorsanız e, tabii ki parlaklığının maksimuma getirmeniz gerekiyor. Bir de eko modu var çünkü. Ben ikisini de test ettim. Eko modunda normal modunda aralarında çok büyük bir fark yok. Yani eko'ya geçtiğiniz zaman hafif bir kısılıyor tabii ama çok az kısılıyor. E, o yüzden bence direkt normalinde kullanın geçin. Bunun bir özelliği JBL e, e, hoparlörleri hoparlörü bunun işte şurası ses çıkışı burayı kapatırsanız da diğer taraflardan ses çıkıyor aslında ama esas e, hoparlör kısmı şurası e, buradan çıkan ses e, bugün hani birçok telefondan çok daha yüksek olacak çok e, böyle anormal kaliteli bir şey beklemeyin ama e, çıtır çıtır da etmiyor hani sesi sonuna kadar açtığınızda e, güzel bir şekilde duymaya devam ediyorsunuz yani bir e, haricinden bir de bluetooth hoparlör koyalım demezsiniz kendisi bir bluetooth hoparlör kadar e, ses verebiliyor. Bu da onun artısı. Yani direkt bunu müzik dinlemek için de kullanabilirsiniz. İlla filmi izlemenize gerek yok. O açıdan iyi. Projeksiyon yani cihazı var. Evet. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir portable sinema. Evet. Portable sinema hakikaten. Ee, şöyle, şimdi bunun e, önemli bir özelliği var. Bunu çalıştırmak için dediğim gibi içinde zaten pili var ama pil elbette bitecektir. Yani birkaç tane dizi bölümü size izletir. Ee, ya da bir tane filmi tam şöyle uzun bir film izletir. Ama sonra güç ihtiyacı olacak. O konuda çok fazla sıkıntı çekmezsiniz çünkü bunu Power ile bile çalıştırabilirsiniz ya da işte e, telefonunuzun adaptörüyle bile çalıştırabilirsiniz. O yüzden e, çok fazla güç gereksinimi yok. Kendisi piliyle e, dediğim gibi bir film ya da işte birkaç dizi bölümü sizi götürür. Ömür olarak baktığınız zaman genelde bu cihazlarda 30 bin saat ömrü hedefleniyor. Bunda da aynı şekilde onu da işte günlük 2 saatten 41 yılda bitirirsiniz demiş Viewsonic. E, Tabi bu eko modundaymış. Şey dediğim gibi çok fazla fark etmeyecek. Eko modu olması normal modu arasında hiçbir fark yok gibi bir şey yani. E, 300 gram bunun taşı, yani taşınabilirlik anlamında da üstünüzde varlığını hissetmezsiniz. E, herhangi bir yani zoom ayarı yok, mercek ayarı yok. Sadece fokus ayarı var. Üzerinde herhangi bir ses çıkışı yok. Kendisi bir ses çıkışı veremiyor. Yani kendi sesi var, hoparlörü var ama ses bağlantısı yok. Artık onu hariçten vermek istediğinizde ya telefonunuzdan ya da işte laptoptan kendiniz başka bir yere vereceksiniz. 25 desibel fan sesi demişler. Evet bunun fan sesi gerçekten rahatsız etmiyor. Birçok üründe fan sesi maalesef hani deneyiminizi baltalıyor. Özellikle bunun sesini kullanacaksanız çünkü zaten bunun, bunun canı hani bu bluetooth hoparlör kadar e, bir de çok fazla fan sesi duyarsanız ikisi birbirine karışıyor ve bir anlamı olmuyor bunun ses çıkarmasından. Burada öyle bir şey yok. buradaki ses gayet e, tahammül sınırları. içerisinde zaten işte fazla güçlü olmamasının etkisi bu. O hem Soğutma gerektiriyor. Hem de işte pil performansını düşürüyor. O zaman da bunu bu kadar küçük yapamıyorsunuz. Küçük demişken bunun şöyle bir şeyi var. onu da göstereyim. Kapakları, üst kapakları değişiyor. yanında da vermişler. Yanımda bir ayrı parayla satın almanıza gerek yok. 3 tane kapağı var. Bir tane de bu var. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Çünkü bu birazcık gençleri hedef alan bir e, ürün. O, o yüzden biraz işte bu renk olaylarına önem vermişler fiyatı şu anda işte 1300 küsürlerden, 1400 değil arada kalmış. Bunun m 1iyle neredeyse iki kat fark var. Yani m 1 iki kat pahalı gibi bir durum söz konusu da 2500 TL civarı. o yüzden onun yarısı kadar bir fiyat olması aslında ona kıyasla bir avantaj gerçekten ama tek başına tabii ki 1300 TL vereceksiniz. Çok ucuz değil ama o birazcık da işte bizim şartlarımızın kabahati. Normalde aslında bu ürünün hedef kitlesi yani ucuz olması amaçlarından bir tanesi. O yüzden bazı özellikleri eksik. Bu serinin başka ürünleri de olacak. İşte bu eksikliklerin tamamlandı ee, ama tabii onlar da fiyata yansıyacaktır. Burada bir, çeşit fiyat performans oranı tutturmaya çalışmışlar. Bence de zaten hani bir işte cep telefonunuza Bluetooth'la ya da işte Wi-Fi üzerinden de, direkt Wi-Fi ile bağlanamaması dışında çok kafaya takılacak bir şey yok. Yansıtma yüzeyi olarak çok özel bir şeye ihtiyacınız yok zaten bunun felsefesine aykırı öyle bir şey yani tipik bir perde satın almanız bu mobil cihaz bunu gerektiğinde bulduğunuz duvara yansıtacaksınız hatta tavana yansıtacaksınız belki o yüzden özel bir şeye ihtiyaç yok Tabii ki beyaz olması yansıttığınız yüzeyin iyi olurdu. Menüleri Türkçe. Ayar çok bir ayarı da yok zaten. Ee, bir kere belki bir dolaşırsınız, bakarsınız. Özellikle o güç ayarını belki yaparsınız, ekonomik mod, normal mod ayarını yaparsınız. Onun dışında e, bir ayar istemiyor. Otomatik çalışan bir cihaz. Başta sadece size şeyi soracak. Ona bakın. Yani e, mesela HDMI bağlantısını yaptınız. Oradan menüsünden HDMI'yi seçerseniz hemen e, görüntü geliyor. Aynı şekilde e, bir medya player özelliğini kullanmak için tabii ki yine e, o algılıyor zaten USB'yi sonra bununla içine klasörlerine girip dosyanızı çalıştırmanız gerekiyor. Ee, onun dışında da e, kullanımı için özel başka belirtecek bir şeyim yok. Gayet basit bir ürün. Ee, Tabi burada şeyin güvencesi var birazcık. Viewsonic'in de bu konuda çok büyük deneyimi var. Projeksiyon cihazlarını daha önce de biz test etmiştik. Onlar işte burada aslında bir bu moda bu. Başlamış bir moda. Ona uymuşlar. Küçük bir e, cihaz yapmışlar. Karar sizin böyle bir şeye ihtiyacınız varsa Sağa sola giderken hani grup halinde bir şeyler izleyeceğiz diyorsanız Böyle bir ürün alabilirsiniz Daha ne kadar büyütürseniz Lümen gücü tabii ki o kadar artacağı için Bu karanlık ihtiyacı da ona göre birazcık azalıyor ama birazcık azalıyor yani Bu gerçek projeksiyonların Büyük projeksiyonların seviyesine çıkmadıkça Her zaman o karanlık ortama ihtiyacınız var onu bilin ona göre alın Çünkü sırf hani M1'e de bu yüzden mesela iki katı para verirseniz Yine aynı şartlarda kullanacağınız için, e, yani sırf bu yüzden M1 tercih etmeyin. O e, karanlık ortam ihtiyacı onun için de geçerli, bunun için de geçerli. Onu sağladıktan sonra renginde, Ruslarında pek bir sorun yok. Ve tabii ki keşke deneyerek alsanız, o da ayrı konu. <laughs> Böyleydi, e, Biosonic M1'i incelemiştik. M1'in minisini de incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.